dedim benim derdimi dinlese dinlese, hani bir erkek olarak görmediğim Bora arkadaşım dinler dedim. Sağ ol. Selahattin ağabeyin muayen kalası dahilinde beni kaleye almadı. Ezdi beni. Üzerime bastı diye ses çıktı benden. Sonra da peçeteyle alıp hop tuvalete attı. Bacım ben senin derdini tam olarak anlayamıyorum ya. Benim derdim bu işte. Ne bakıyorsunuz ana? Ha? Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor acaba? Hayret bir şey ya. Ya kusura bakma anam, naburama geldi ama ya. Sürekli provoke oluyorum. Ay memlekete başka karı mı kalmadı acaba? Niye bütün herifler bana niyetleniyor ya? Merhaba. Yalnızsın galiba. Kendi içimde kalabalığı. O ne demek? Macarca, yürü anca gidersin öküz demek. Hayda. Yok artık. Hiçbiri değildi. İnsanın en saygı duyduğu, en güvendiği, en beklemediği kişinin bile böyle başka niyetler besliyor olması. Kim o ya? Kaçtı. Çağatay. Kaçtı. Muhterem hocam, biz buraya şimdi gözlem yapmaya mı geldik? Evet. Ben seni gözlüyorum sevgilim. Neredeydi diyafram bakalım? Hı? Hanimiş diyafram? Ya, dur anam, el gıdık yerim ya. Allah cezanızı vermesin hocam. Versin yahu, versin. Hak ediyorum. Soyun. Aa yok, böyle gece hafif böyle rutubeti serinlik çıkıyor ya, ben böyle iyiyim, sağ olasın. Biraz içseydin yahu. Bayılırım sarhoş kadına. Ha, niye? Kolay olur çünkü. Ben şimdi anlamadım, siz en zoru sarhoş oynamaktır demiştiniz. Yok, bence biraz içersen daha güzel oynarsın sarhoş sarhoş. Ha, ben şimdi peki ne oynayacağım hocam? Ne bileyim, oryantal falan oynuyorum demiştin ya. Anlamadım. Ben şimdi içip içip size göbek mi atacağım? Bak ben söylemedim, sen söyledin. Anam ben manyak mıyım ya, dinlenme saatimde niye mesai yapayım? Fazla mesai göz çıkartmaz. Parası neyse veririz yahu. Bana gidelim mi? Şimdi bir dakika. Sen saf olmayan niyetlerine beni, öğrencini alet etmeye mi çalışıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok. Niyetlerim çok saf, katıksız. Tamamıyla içgüdüsel, temel içgüdü sevgilim. Soyum. Bana bak hırt. Ben seni şimdi bir soyarım hıyar gibi, sonra da oyarım kabak gibi, feleğini şaşırırsın. Han? Ya Allah Allah. Terbiyeni takın ya. Yaşından başından utan. İnsan senin yaşında acık efendi olur, edepli olur. Karıdan kızdan elini eteni acık çeker. Kendi %12'lik yağında kavrulur. Yaş mı? Oyo. Yaşlı mıyım lan? Kartsın. Ha? Kart. Kırmızı kart gösteriyorum sana. Yaş haddinden oyun dışısın. Ne demek şimdi bu? Tercüme ederdim ama her yerini bipleyecekler, bir halt anlamayacaksın. Şu şekil aktarayım. Bir sanatçıya yakışan kibarlıkta, siz beni yanlış anladınız.
Ben hoca dedim, siz koca sandınız. Beni istemiyorsun. Şöyle anlatayım. Issız adaya düşsem yanıma alacağım üç şeyden biri uydu telefonu, ötekisi su arıtma cihazı, üçüncüsü de sensörlü alarm. Sen yaklaşınca ötsün de kafana direktman Hindistan cevizi atayım diye. Adada başka erkek de yok. Dikkatini çekerim, o denli. Şu muhabbeti de küfür etmeden bitirdim ya, artık nasıl bir kibar insansan. O değme hanımefendiler de benim yesin. Son anda. Gittin mi kaldırım çiçeği? Sen de mi terk ettin beni? Öyleyse yıkıl Sezar. En güvendiğin, en saygı duyduğun, en beklemediğin kişi o muydu? He. İnsan sarrafı sayılmazsın, onu anladık. Bak Misal, şimdi bu arkadaşına hiç bakmıyorsunuz. Niye laf atmıyorsunuz ona? Nasıl? Allah aşkına döpiyesli o ya. Ne? Döpiyesli işte, ne bileyim, tayyör. Ya döpiyesli kadına asılmaz. Ha, niye? Allah mı çarpar? Ya yok canım, ne alakası var? Hiçbir erkek tayyörlü bir kadını o gözle asla bakmaz. Tayyör ne bileyim böyle anne gibi, öğretmen gibi, müdür hanım, milletvekili, duvar gibi bir şeydir. Duvara çarpar çarpar geri dönersin tayyörden ya. Hmm, tayyör. Hmm. Allah'ım o! Ne? Gerçek babam mı yoksa? Ne diyorsun oğlum ya? Ne bileyim, Ümit fakirin ekmeği işte. Sen burada az bekle. Merhabalar. Şu yeni çıkan telefonlardan bir tane alabilir miyiz? Sarayım ne burada mı yersiniz? Anlamadım. İlahi. O iş öyle kolay olsaydı hanımefendi, halam da amcam olurdu. Ne? Öyle saçma bir laf vardı değil mi? Telefonlar sınırlı sayıda. O da sadece özel müşterilerimiz için. Onun dışında bekleme listesi var. Ne kadar süre ilan bekleniyor? Kaç yaşındasınız? Şöyle söyleyeyim. Bugün isminizi yazdırırsanız torununuzun mezuniyetine yetişir. Hayo. Şöyle açıklayayım. Ben de bu muhitin insanıyım. Kocabaş inşaatın kızıyım. Yani belli bir kimseyim ben de. Dilerseniz sizin zahmetlerinizi hafifletmek amacıyla... Siz bana rüşvet mi teklif ediyorsunuz hanımefendi? Amirim! Ay yok tamam, rüşvet. Aa ne oluyor ya? Şaka şaka. Her gün gelip bin kişi soruyor bu telefonu hanımefendi. Laçka oldum ben de. Neşemi buluyorum. Maalesef sıradan insanlar için hiç telefonumuz kalmadı. Sıradan mı? Yakınlarınız için çok özel biri olabilirsiniz. Bizim için sıradansınız. Şöhretli biri olsaydınız, mesela ünlü bir oyuncu, o zaman özel bir şey yapardık. Oyuncu mu? Ha. Orçun, gülüm nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz? Sağ ol anam. Ne yapıyorsun, geziniyorsun mu? Evet. Hava alıyordum ben de, ne yapayım? Sizler nasılsınız? İyisiniz inşallah. İşleriniz olsun, aileniz güller olsun. Afiyette mi? Hı. Ben kimim ya şu an? Bundan önceki hayatım mıyım acaba? Yok anam, yok. Ben anladım. Hadi, eyvallah sana. Hayırlı akşamlar efendim. Saygı ve esenlikler diliyorum. Wow! Radyo frekansı mı karışıyor bana ya? Her zaman üzersin beni, ah yaramaz çaktım seni. Benim hiç günahım yoktu, baştan çıkardın sen beni. Esmerim, güzelim, tutu dilim, ben yanıyorum. Aman Allah çok seviyorum. Esmerim, güzelim, tutu dilim, ben yanıyorum. Aman çok seviyorum. Ben konsomasyona çıkmıyorum, hiç gelme. Estağfurullah hanımefendi. Sizi yormazsak biz arkadaşlarla bir şarkı rica edecektik. Rica edecektiniz.
siz herhalde fantezi arabesk okumazsınız. Ama haddimiz olmayarak bize sürünüyor mu lütfederseniz kusura bakmayın. Yok anam. Ne olacak ya, senden kıymetli mi okuruz? Bizi ihya edersiniz. O benim kendi ihyalığım. Sağ ol canım. Vallahi bir tayyörle Safiye aileye bağladım ha. Ha gülüm, sürünüyorum yapacağız. Tabii efendim. Kız, evli adamlı olmayayım. Başıma taş yer diyordum. Yağdı görüyor musun? Yahu sen bütün bu görünen vasıflarının altında şakacılık gibi görünmeyen vasıflar da mı barındırıyorsun sen? Yahu. Vasıf kimdi ya? Boş ver ya, kör cahil gerizekalı bir arkadaşımızım. Seni yerim piliç. Seni yerim piliç. Sen... Bugün maç mı vardı ya bugün? Ha, seyredeceksin mi? Ha yok. Yok, ben maç sevmem aslında. Yani 20 tane kıllı adam bir topun arkasında koşturuyorlar. Yani bana bir faydası olsa. Hadi 20'si herif. Bari kalede iki kara olsa değil mi? Mesela. Mesela o da ben olsam değil mi? Yok estağfurullah. Ben karı derken seni kastetmemiştim. Niye anam, ben karı değil miyim? İşte öyle değil yani. Nasıl evin dekorasyonu, yeni düzenlemesiyle ilgili bir sıkıntın var mı? Memnun musun? Yok anam, sıkıntı yok. Memnunum. Sağ olasın. Elinin değdiği yerde gül bitiyor çok şükür. Estağfurullah, estağfurullah. Görevimiz, biz işimizi yapmaya çalışıyoruz. Zaten bütün herkes işini yapsa değil mi? En iyi vatandaş, görevini en iyi şekilde yapan vatandaş, vergisini veren vatandaştır. Herkes evinin önünü süpürse, biz nereden geldik buraya ya? Allah anam, ben piliçten sonra koptum. Evet, genel olarak eğitim şart. Bir de yerinden yönetim, o da şart. Şimdi biz memleket olarak genç bir nüfusuz. O açıdan biz avantajlıyız. Bu akşam bir sevişme platformu olmayacakmış gibi geliyor. Yanılıyor muyum? Vallahi şu anda libidom ağlıyor. Bana ne oldu anlamadım. Çok moralim bozuk. Siz beni en iyisi bu akşam kendi his dünyama bırakın. Kapıdan içeri girdiğimde enerjim süperdi. Çok güzeldi ama ne oldu? Birdenbire şekerim mi düştü? Ne olduysa? Ne yapsam ben, gitsem kaşa falan mı yerleşsem acaba? Depresyondayım. Evet. Muhabbet yürümüyor. Ben gideyim artık. Kafamıza yediğimiz dolulardan oldu herhalde. Anlamadım anam. Lütfen rahatsız olmayın. Saygılar, sevgiler, bütün dostlara baki selamlar, hürmetler. Yahu leopar desenli baby doll giyen karıya hürmet etmek nereden çıktı? Ne oluyor bana ya? Lan ben mi bir şey dedim ki? Anlamadım ya. Of be. Allah beni tavuk etmesin ya. Ben bunu değiştirecektim ya. Aman yolda karşılaşınca. Of Selahattin. Alo. Bak muhterem hocam. Vallahi zaten şu an kafam acayip bozuk. Senin de bütün ayarlarını bozarım. Elini ayağını bir daha denkleştiremezsin ha.
Öleley ne lan? Öleley ne? Öyle şarkı mı olur ya? Sersem tavuk. Ben miyim o? Ben değilim herhalde. Tavuğun kafası gider ama o kafası salıyla ortada sersem sersem dolaşır. Tanıdık geldi mi? Yan tarafa sarışın bir artist kadın geldi. Üç kuruşluk aklım vardı, o da gitti. Başladın aptal aptal dolaşmaya. Aha buyurun, sersem tavuk. Sersem tavuk güzel bir teşbih, bilmiyorum. Bak şimdi kız bunu kapıda görüyor, suratına bakmıyor. Aferin ama kişilikli kızmış. Nurhayat da buna karakter atıyor. Helal olsun. Kaldın mı ortada karaktersiz? Yetti ama ya. Ne yetti ulan? Daha yeni başladı. Şirkete ortaksın, iki kuruşluk yararın yok. Nişanlısın, nişanlına bir hayrın yok. Yandaki komşuyla kırıştırıyorsun, ona bir faydan yok. Ulan oğlum sen bu evrende yer kaplamaktan başka ne işe yararsın? Kara delik, kara delik gibi bir çocuk. Ya Nurhayat'a mecbur ettiniz, otopark işlediniz, bilmem neyiz. Biz ağzımızı açamadık ki. Madem o kadar aşıktın, delikanlı gibi ortaya çıkaydın. Benim yandakine meylim var diyeydin, alıp ceketini çıkaydın. Çıkaydın, ortaklıktan da çıkaydın, kendi hayatını kuraydın. Gerçi hiçbir şey için geç sayılmaz. Ya hanım bir kız bulduk, bunu mesut eder diye yaranamadık. Kızı da yaktık. Olmadı bu çocuk babacığım, bu olmadı. Kusura bakmayın, sizin çocuk da olmadı. İyi be. Be dedi. Be denmez. Babaya be denmez. O dilin taş olur. Allah muhafaza. Terbiyesiz. Babacığım, böyle bir şirketin ortağına yakışmayan davranışlar bunlar. Sahalarda görmeye alışık olmadığımız hareketler bunlar. İyi. O zaman gitmedim madem öyle. Şimdi gidiyor. Şirketiniz de sizin olsun, eviniz de sizin olsun, otoparkınız da sizin olsun. Hiçbir şey istemiyorum. Defol git ulan, nereye gideceksen? Senden otoparka bekçi bile olmaz be! Evet. Bırak ortaklığı, bekçi bile olmaz. Ortaklık deyince babacığım, şöyle güvendir, çalışkan. Kan bağı olmasa da aile içinden bu şirket için can siperane çalışmış, görev almış. Efendim bir elbisesiyle, bir kravatıyla presentable. Efendim çalışmalarına hiç ara vermeden çalışan. Hayır yani sen gidiyorsun da yani. Benim oğlum daha çocuk. Benim oğlum da büyüme çağında. Benim oğlumun anne sevgisine ihtiyacı var ya. Onu niye götürüyorsun? Adresleri de belli değil. Yahu bırak elleşme. İki günde alırlar boyların ölçüsünü. Ne yer ne içerler, benim oğlum zeytinyağlısı sofraya oturmaz. Çok sorumsuz çıktı bu Rıza. Çok sorumsuz çıktı. Aldı başını gitti. Hayır babacığım, şirketin ortağı. Bir imza gerekse ne yapacağız? Nereden bulacağız? Meyhaneleri mi dolaşacağız? Vallahi babacığım, belki sırası değil ama burada Selahattin 23 yıldır bu şirkete ömrünü vermiş belli bir kimse. Benim beyim neden ortak değil? Benim beyim neden bilfil ezikleniyor? Hı? Vallaha, hay ağzını öpeyim benim canım. Ya öyle bir konuya parmak bastın ki senin o parmağını yerim, senin parmağını yerim. Tamam da oğlum, şimdi Rıza uyar oğluydu. Sen biraz sivrisin. Bu Cumali ile reisle kafalarınız pek uymuyor gibi. Uysa da uyduruz, uymasa da uydururuz. Törpüleriz, gerekirse tornaya sokarız, hallederiz. Babacığım, ben görev adamıyım. Ortaklık söz konusuysa gerisi teferruattır. Tamam tamam, düşünüyoruz o işi, şimdi bakıyoruz, tamam. Vay 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 vay. İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. İnşaat sektörünün gururu, milli servetimizin yapı taşı, şu genç, dinamik iş gücüne bir bakın yahu, bir bakın. Şimdi Marx ne demiş? Birleşen emekçiler yenilmezler demiş. Bence birleşelim. Bu yolda yoldaş olalım. İstersen kardeş olalım. Sen beni destekle, ben de seni destekleyeyim. O zaman beni bir destekleyiver. Bak kaç kilo yük, ha? Merak etme sen. Eşit paylaşımın ayak sesleri duyuluyor. Biz işçi sınıfı olaraktan burjuvaziye karşı birlikte hareket etmeliyiz. Ha? Cumali yoldaş.
Neye karşı hareket edeceksin bilmiyorum ama bir hareket et. Çenen çalışacağına elin çalışsın. Ha? Ya bir elini at gözünü seveyim ya. Ha, o şekil diyorsun. Ha? Ya yok şimdi hava çok sıcak, ben terlemeyeyim ya. Allah diyor. Ya reis, benim dedemin dedesinin halasının oğlu aslen Acabatlıymış. Ben bunu duydum, huy da huy dedim. Dikkat edersen benim ağzım Karadeniz uşaklarına kaçar böyle zaman zaman. Ne diyorsun ya? Ya bir hamsi paluğu yapsak da beraber terasta horon tepsek. Ya insan toprağını çok özlüyor. Hemşerim benim. Hemşerler ne yaparlar? Birbirlerini kollarlar. La ilahe illallah. Bu insan nasıl bir insan ya? Biz Karadenizliler biraz değişik oluruz. Başka bir kafa. Mısır ekmeği kafası. Uy! Huy 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 benim canım. Huy benim canım sen. Huy da benim canım sen. Huy da benim canım sen. Huy da benim canım sen. Adam bu aralar bana soyut olarak duygusal manada bir şey hatırlatıyor. Ne hatırlatıyor? Fırıldak mı desem, topaç mı desem, rüzgar gülü mü desem, eşya mı, hayvan mı? Vallahi pahalı hemşerim. Böyle dilimin ucunda sembolik. Sanki bu kalemi mi desem, akıntı çağınızı mı desem, poçek yiyen bitki mi desem, ne desem? Böyle çığırtkan desem değil. Böyle kralın soytarısı desem değil. Reis, kafamda sürekli öyle bir resim canlanıyor ki. Değil mi? Çirek. Bir hafta oldu, Rıza piyasada yok. Evlilik işi de yattı herhalde. Bundan artık bir şey olmaz babacığım. Allah bilir, o çocuk geri dönmez. Geri dönmez. Biz isterseniz hemen o imzayı... Bak evladım, Gülistan da çok ısrar etti. Bu işe niyetlendik. Ama ortaklık ciddi bir iştir biliyorsun. Evet, size layık olmaya çalışacağım babacığım. Şimdi ben bu kağıdı imzalayınca Rıza'nın şirketteki payını sana geçirmek suretiyle... Baba, elini öpmeye geldik. Çok dalgalandım ama artık durulacağım. Bundan sonra şirket Nur Hayat. Olayım bu. Ya sonunu beklemeden 29 Haziran'da düğünü yapıyoruz Şemuz babacığım. Oo, vallahi bunu beklemiyordum. Hayırlı uğurlu olsun çocuklar. Demek genç de olsa akıllar başa geliyor. Ay Selahattin abi.
Ah canım, tabii duygulandı. Çok hassas adam o. Çok hassas bir adam bu. Göstermiyor ama içi yumuşacık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.